Deprem bölgesinde yüzlerce ailenin barınabileceği konteyner kentler kuruldu. Geçici konutların yapımı da devam ediyor. Şükran Uslu ve Barış İbiş Kahramanmaraş'ta bir konteyner kente misafir oldu dün. AFS'delerle konuştular. İzleyelim. Arkadaşlarımla birlikte oynuyoruz. Şükür iyiyiz yani. Hiç daha cinlenmeye ne yaşıyor. Komşuluğu burada kurduk. Hepimiz depremzedeyiz. Evlerimiz yıkıldı. Burada Allah razı olsun komşuyuz. Çay keyfi, tarhana keyfi. Depremzedeler konteynerlere yerleşmeye başladı. İşte kendilerine burada bir yaşam alanı kuruyorlar. İşte kurtardıkları çiçeklerinde buraya koymuşlar. Beni mutlu etmek için sadece bunlar. Çok seviyorsunuz çiçekleri. Evet, abo bayılıyor. Hayvanları, çiçekleri. Ev gibi olmaz ama sıcak suyumuz var. Ocağımız var. Allah razı olsun, yatağımız, battaniyemiz. Nasıl geçiyor konteynerde yaşamınız? Çok şükür ev gibi değil ama en azından banyomuz var, tuvaletimiz var, çamaşır makinemiz var. Yani hijyen konusunda iyiyiz çok şükür. Kahvaltı hazırlığı yapıyorsunuz evet. Sanırım. İşte evet. Patates haşlıyorsunuz. Evet. Ne olacak bu patates haşlama? Olacak, tuzlayacak, biberleyecek, dilimleyecek, yiyecek. Yemeklerimiz üç öğün veriliyor. Doktorlarımız gelip kapılarda bir diyeceğiniz var mı diyor. İşte buradaki çocuklar da yeni arkadaşlıklar kuruyorlar kendileri. Nasıl, kaç tane arkadaşın oldu? 30'dan fazla. Hepsini burada mı tanıdın? Evet. Haftada 3 kere falan balon getiriyorlar. Onlarla zıplıyoruz. Hı hı. Kızılağcılar oyun oynatıyor bize. Çok eğlenceli geçiyor. İşte tam da konteyner kentin yanına çocuklar için bu şekilde bir etkinlik alanı oluşturuldu. Çocuklar gün içerisinde buraya gelip eğleniyorlar. Nasıl geçiyor? İyi. Çok eğlenceli. Oyun oynuyoruz arkadaşlarımızla. Çok eğleniyoruz. Her konteynerin önünde işte bu şekilde bir ayakkabılık görmek mümkün. İşte burada yaşayanlar da ayakkabılarını buraya koymuşlar. Bebek arabası var. İşte burada bir tüp var ve çamaşırhanede yıkanan çamaşırları şimdi asıyorlar. Çamaşırlarımız yıkandı şükür. Alabildiğimiz kadar eşyalardan almaya çalışıyoruz. Makineyi kendiniz mi getirdiniz? Kendimiz getirdik evde. Televizyon? Televizyonu da biz kendimiz getirdik. Aslında bir ev haline çeviriyoruz. Ev haline, yaşam haline getirmeye çalışıyoruz yani. Konteynerlerde yaşayanlar için buraya da bir çamaşırhane kuruldu. İşte buraya kıyafetlerini getiriyorlar ve işte burada çamaşır makinelerinde yıkanıyor. Daha sonra da buradaki kurutma makinelerinde o kıyafetler kurutuluyor. Ne kadar getirirlerse yani o kadar yıkıyoruz. İsimlerini yazıp sepetlerin üzerine koyuyoruz. İsim numarasına göre, makine numarasına göre, konteyner numarasına göre atıyoruz çamaşırlarını, kurutup veriyoruz.